Merhabalar, ben Güney Esen Türk. Bir videoda daha Nurcan Hanım'la beraber sizlerle birlikteyiz. Öncelikle hepinizin yeni yılını kutluyor. Hepinize sağlık, mutluluk, huzur getirmesini diliyorum. İnşallah 2020 yılını hep beraber güzel bir şekilde geçiririz. Nurcan Hanım nasılsın? Çok teşekkür ederim Binay'cığım. İnşallah ben de senin temennilerine katılıyorum. Bir ek bir şey söylemek tabii istiyorum. Tabii ki de buyurun. Bu yıl 2020 yılı tüm futbol severler için ve takımlar için adaletli geçsin. Umarım. Biz de zaten her defasında söylüyoruz. Adalet herkes için lazım. Sadece Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş değil. Çaykur Rize'ye de lazım. Ankara Gücü'ne de lazım. Herkese adalet. Senin de yeni yılın kutlu olsun. Mutlu. Mutlu bir yılın olsun inşallah. Birlikte güzel, sağlıklı, nice yıllarımız olsun. Günaydın. İnşallah, inşallah. Evet Nurcan Hanım. Hadi başlayalım o zaman. O zaman futbol muhabbetine hoş geldiniz. Evet Nurcan, şimdi sunumu yapalım. Ne yapacağız biz şu anda? Sen direkt konuya giriyorsun. Evet, sunumu yapalım. Binay, benim sana iki tane sorum olacak. Evet. Bu soruları sorduktan sonra, sen yanıtladıktan sonra seninle beraber yılın enlerini konuşacağız. Yılın mı? İlk yarının mı? Yani 2019 2019-2020 yılının futbol sezonunun ilk yarısını. İlk yarısının enlerini konuşacağız. Tamam. Evet. Ama tabii açlık açık da 2019 olarak da girebilirsin. Problem değil. 2019 yazarsak geçen yıldan başlamış oluruz. Biz ilk yarıyı değerlendirelim. Bu yılda, çünkü bu yılda başladık biliyorsun. Bu yılı değerlendirelim biz. Evet, sendeyiz. Önce soruları alalım. Tamam, iki tane sorum var. Çok sıkıştırmayacağım. Şimdi Galatasaray Sekidika evet ile görüştüğünü birkaç kişi konuştu. Hatta Süleyman abi de bununla alakalı olarak bir haber yaptı. Süleyman Rodop. Hı hı. Kendisini saygıyla selamlıyorum. Ajans. Ben de sıkı takipçiyim. Ben de kendisini severek takip ediyorum. Çok iyi işler yapıyor. Yani onlar normal yayın izlemiyorum. Yani onları izliyorum. Yani normal haber de izlemiyorum. Gerçekten çok iyi haberler veriyorlar. Kendilerini buradan tebrik ediyorum. İnşallah böyle devam ederler. Şimdi Sekidika hakkında hani böyle inanılmaz bir bilgim yok. Ama işte biliyorsun ben YouTube'dan da oyuncu izleyip çok yorumlamak da istemiyorum. Şimdi yine öyle bir hava var ki taraftarlarda Sekidika çiğet yiyor, bilmem ne yapıyor. Yani bunlar boş muhabbetler zaten biliyorsun. Şimdi en az 3 maç, 4 maçını izlemek gerekiyor ki biz burada yorum, ben en azından yorum yapayım. Şimdi o çok iyi transfer diyen insanlar da bu Sekidika'yı ne kadar tanıyor? O da ayrı bir konu. Genç olması Galatasaray'ın avantajına, bir de çok maliyetli olmayışı riski azaltıyor. Hani mesela Enzonzi'den ne kadar beklenti vardı ama hiçbir şey olmadı. Seri keza geldiğinde yer yerinden oynadı ama Galatasaray'da aşı tutmadı. Yani bekleyip görmek lazım. İlla teknik ekip ve yönetim bunun kritiğini yapmıştır diye düşünüyorum. Umarım öyledir. Tekrar Ocak ayında, çünkü bir hata daha yaparsa Galatasaray şampiyonluğa mal olur. İyi kadro planlaması yapması gerekiyor. Hep Ocak ayını işaret ediyordu Fatih Terim. Ocak ayına girdik artık. Ayında da takım kurulmaz ama. Her zaman söylediğim gibi, evet. Peki ikinci soruma geçiyorum. Ondan sonra yılın enlerini konuşalım. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, harcama limitini aşan takımlara karşı yaptırımlar uygulayacağını daha önce açıklamıştı. Hı hı. Buna keza Fenerbahçe yeni limitiyle beraber %30 sapma dahil, yani hedefinden %30 sapma dahil 101 milyon lira hedefinden uzaklaşmış durumda. Hı hı. Buna göre Fenerbahçe'ye puan silme cezası gelir mi? Ya da TFF Fenerbahçe'ye ceza verir mi? Bak, ikisini de ayrı değerlendirmeni istiyorum. Yani şimdi sen ne dedin? Adalet. Adaletten bahsettik. Eğer adalet olacaksa
Adaletli olmak istiyorsa Türkiye Futbol Federasyonu takım gözetmeyecek. Bunun Fenerbahçe'si, Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı yok. Öyle Trabzonspor'u yok. Böyle bir şey yok. Eğer bir Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı böyle bir kelime kullanıyorsa bunun gereğini yerine getirecek. Getirmiyorsa da onun gereğini yerine getirecek bir sürü adam var. Onlar gelsin. Zaten zorlu center'da olanları biliyoruz. Neden orada görüşülüyor? Sonra bir %40'a çıkıyor, sonra tekrar geri düşülüyor. Hiçbir takım istemedi ki bir takım talep etmezse bu tip kurumlar arttırıma gitmez. Sabittir. Neden? Sezonun ortasında %40'a çıkıyor, sonra tekrar geri çekiliyor. Enteresan işler oluyor. Enteresan işler oluyor gerçekten. Bak çok enteresan işler oluyor. Bir şey daha soracağım. Bunu bitirdin mi ama? Bitirmedim. Tamam. Ama şunu da ne söyleyeyim? Ben Türkiye Futbol Federasyonu'nun Fenerbahçe'ye ceza vereceğini düşünmüyorum. Yani harcama limitini aşmış bir takım şu an transfer yapamayacak. Bakalım yapabilecekler mi, yapamayacaklar mı? Madem böyle bir şey söyledin Nihat Özdemir, gereğini de yerine yap. Gereğini getir. Evet. Peki, Ünal Karaman. Bak şimdi kimse iç yüzünü bilmiyor. İki tarafta tam olarak neler yaşandığını söylemiyor. Basına sızan da öyle amşan bir haber yok. Baktım. Başkan Ahmet Haoğlu röportajında son dakikalara genelde berabere giriyoruz, sıkıntılı giriyoruz diye bir açıklama yapıyor. Sonrasında bunu ki ben olsam ben de alayım, Ünal Karaman üzerine alıyor. Sonrasında o da bir açıklama yapıyor. İşte uzun bir açıklama. Boğazında kalırım diye bir açıklama yapıyor. Burada ipler kopmuş. Ama iç yüzünde kim istifa etti bilmem. İstifa, şöyle söyleyeyim. İstifa etti deniliyor. İstifa edilen bir kişiye tazminat verilmez. Ben iş yerinden istifa etsem bana para falan vermezler. Beni göndermeleri lazım. Kovmaları lazım. Ne? Nasıl kovmaları? Yüz kızartıcı suç yapmamam lazım. Kovuldun tamam, her kovulana da tazminat verilmiyor. Onun da şartları var. Ama kovuluyorsan paranı alırsın. İstifa edersen paranı almazsın. Burada bir tezatlık var, çözemedim. Bilmiyorum ama Ünal Karaman'a haksızlık yapıldı. Bu da net. Ya şöyle bir şey var. Yani madem Ünal Karaman istifa etti, neden o kadar saat kulüp binasında kaldı? Neden? Çünkü taraftar çıkmasına izin vermedi. Uçağını bile kaçırdı o dönem. O saatlerde. Çünkü taraftar gerçekten gitmesini istemiyordu. Hani ben Twitter'da veya sosyal medyada gezdiğim zaman da hani Galatasaraylı, Fenerbahçelisi hepsi Ünal Karaman'ın yanındaydı. Yani enteresan bir şekilde. İyi giden bir Trabzonspor vardı. Enteresan. Şu an resmen bana göre Trabzonspor birileri tarafından baltalandı. Evet. Sonra Kadir Çetinçalı'nın bir haberi var. Ahmet Ağoğlu fanatik Fenerbahçeliymiş. Öyle bir şey kullandı, yayında izledim. Eğer öyle bir şeyse bilmiyorum. Peki. Ben onu olacak. Ben hiç konuşmayacağım. Kapatıyorum o zaman. Ben onu şöyle söyleyeyim. Ben onu Kadir Çetinçalı'dan durdum. Doğrulatmadım. Doğrulatma şansı da yok zaten. Evet. Peki hadi. Yılın enlerinde. Yılın enlerine başlayalım. Kısa yılın, kısa. Günay, yılın ilk 11'iyle mi başlayalım? İlk 11'ini sonra yapalım. Çok uzun sürer. Tamam. Şimdi enlerine bakalım. Enleri. Yılın enlerine bakalım. Bir dahaki videoda da seninle birlikte yılın 11'ini oluşturalım. Evet. Evet, yılın enlerine girelim. Çünkü çok uzun olur 11. Tamam, hadi sırayla gidiyoruz. Evet. Yılın en iyi kalecisi. Yılın değil, ilk yarının. Yılın dersek 2019 yılını baz almış oluruz. Nacım az önce açıkladık ya, dedik ya yılın ilk yarısını değerlendiriyoruz. Tamam, o şekilde sen o şekilde yaz, tamam. Şimdi yani ben şunu söyleyeyim. Çok iyi, mesela Samasa'yı da beğeniyorum. Baktığın zaman Uğurcan Çakır'ı da çok beğeniyorum. Ama Fernando Muslera ayrı bir iyi yani. Takım kurtarıyor. Ki ben yine bazı arkadaşlar kızabilir ama Fatih Terim'in güçlü konuşmasının ardında Muslera olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok maçlarda ipten aldı ve ipten almaya devam ediyor. Yani Muslera
tüm taraftarlar tarafından da haksız rekabet olarak anılıyor. O yüzden ben Muslera diyeceğim yani bunu. Tamam. Yılın en iyi defansı. Yılın ilk yarının en iyi defansı. Evet, düşünelim. Bekler dahil olsun mu? Gerçi bek söylemem büyük ihtimal ama. Dahil et. Ya ben normal 3 kişi ver bana. Normal şartlarda bak 3 kişi 3 kişiyle bak Vida. Bak Vida Luyendama'ya kafadan yazardım. Luyendama. Vida bir de şöyle söyleyeyim. Serdar Aziz performansı üste çıktı. Biraz tabii agresif oynuyor. Biraz sıkıntılar da var ama performansı üste çıktı ve formayı aldı. Bu da çok önemli Fenerbahçe'de. Ama hani benim beğendiğim ya yani ben normalde Luyendama diyebilirdim ama o sakatlandı. Çoğu maçta oynamadı şu anda. Ama ben Vida diyeceğim ya. Bence Vida Beşiktaş yani. Vida. Bence Vida yani. Çünkü çok beğeniyorum. Domagoj Vida dedim. Evet. Peki devam edelim. Yılın en iyi orta sahası. Atiba ya. Neden? 36 yaşında adam. Cayır cayır top oynuyor. Bitmek bilmeyen bir enerjisi var. 36 yaşında adam. Ve en son maçta 3 asist 1 gol yaptırdı. Ve mükemmel bir performans sergiliyor. Ve her maçta ki bu sene diğer maç sezonlara göre biraz daha golcü kimliğini öne çıkarmış durumda. Ben Atiba her geçen gün üstüne koyarak gidiyor ki fiziksel olarak biraz daha aşağı düşmesi gerekirken fiziksel olarak da hiçbir şey kaybetmiyor. Ben direkt Atiba diyeceğim yani. Direkt Atiba yani. Peki yılın en iyi forveti? Aklımda 3 kişi var. Tamam, ver Coşku. Alexander Charlotte. Evet. Papis Sisse. Evet. Ve Radmir Hiç. Peki hangisini seçerdin? Şimdi Papis Sisse ile Charlotte 12 golle lider. Yani birinciler. Tamam. Biri tamamlıyorlar. Vedat Muriç yanlış hatırlamıyorsam 10 gol olması lazım. 11 de olabilir. Yanlış yani bakmadım tam şimdi yalan söylemeyeyim. Evet. Ama tabii Vedat Muriç'in vermiş olduğu katkı çok daha fazla Fenerbahçe'ye. Çünkü alıyor, veriyor ve duvar olabiliyor. Aynı zamanda 3. bölgeye geldiği zaman arkadaşlarına boş alan yaratabiliyor. O yüzden Vedat Muriç dedi. Yani burada çok ikilemde kaldım ama net söyleyeyim ya. Charlotte diyorum ya. Çünkü her türlü atıyor adam. Her türlü atıyor. Evet Nurcan. Yılın en iyi teknik direktörü. Yılın en iyi teknik direktörü. Lider takımın hocası. Sivas'ın hocası Rıza Çalınbay. Yani ilk yarıyı bu adam öyle ya da böyle lider bitirdi. Ve takımı çok iyi top oynuyor. Ben net bir şekilde Rıza Çalınbay'ı söylerim. Net yani. Lider adam ya. Kimi söyleyeceksin yani? Çatır çatır aldı mı? Yani lider adam kimi söyleyeceksin? Başka? Başka? Yükselen bir teknik direktör var mı aklında? İkinci yarıyı, ikinci devreyi değiştirebilecek bir aday var mı sence? Fatih'tir. Ben Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'de çok uzun süre kalacağını düşünmüyorum. Bunu söyleyeyim. Abdullah Avcı'nın da keza öyle. Ünal Karaman diyebilirdim. Bak gönderdiler. Ünal Karaman da çok iyi top oynuyor. Yani skora bakmıyorum ya. Oynanan futbola söylüyorum yani. Peki. Günaycığım. Yılın en iyi başkanı. Yani şimdi yılın en iyi başkanı. Evet. Normal şartlarda Mustafa Cengiz derdim. Sebebi de yıllardır Galatasaray hep eksi veriyor. Şu an Galatasaray artı verdi. Ama hani bu sezon başarılı bir ilk yarıdan bahsediyorum. Bir performans koyamadı Galatasaray. O yüzden yine bir eksi olarak düşüyor. Ya Mecnun Ot Yakmaz diyebilirim bunu. Geçmişinde bazı kötü şeyler yaşadı Mecnun Başkan. Ama hani böyle çok inanılmaz medyaya saldıran, insanlara saldıran bir insan değil, bir başkan değil. Ve bu sene çok iyi takım kurdular hocalarıyla beraber, Rıza Çalınbay'la beraber. Çok iyi takım kurdular, iyi oynuyorlar ve şu an liderler. Yani şampiyonluğa oynayan, ilk yarıyı liderlik bitiren kim? Sivasspor. Aslına bakarsan oradan da birkaç tane oyuncu söylemek lazımdı.
Ama hani aklımıza ilk geleni söyledim ben. Aklıma ilk geleni söyledim. Şimdi aklıma ilk gelen Mecnun Atçakmaz oldu. Bence Mecnun Atçakmaz. Evet. Tamam. Peki o zaman. Değerlendirmediğimiz bir şey kaldı mı ya? Ben sana sorayım. Neyi? Bence kalmadı. Herkesi değerlendirdik şu an. Yani ben bir tane söyleyeyim o zaman. Evet. Aa. Hı. Tamam. Avrupa'da en iyi bizi temsil eden futbolcu. Şimdi Ozan Kabak Schalke'ye gitti Stuttgart'tan. Geçen yıl Galatasaray'a gitti. Oradan Schalke'ye geçti Stuttgart'ta. Geçen gün? Geçen gün derken? Geçen gün dedin. Geçen yıl diyelim o zaman. Peki. Şimdi Ozan Kabak burada Schalke'de kendini buldu. Gol de atıyor bak hemen hemen. Ve performansı evet. Yukarıda çıkıyor. Normal şartlarda Ozan Kabak da diyebilirim. Düşünüyorum. Sesli düşünüyorum. Ama öbür tarafta Merih Demiral var. Her yıl üzerine koyan ve çalışmaktan bıkmayan bir futbolcu ve hırslı, çok hırslı. En sevdiğim futbolcu tipi. Juventus'ta çok fazla forma şansı bulamadı Sarri'den. De Ligt diye bir futbolcu var. Çok ciddi rakamlara alınmış. Maalesef onu Sarri tercih ediyor. Son maçlarda da oynattı ve çok da iyi şeyler konuştu Merih Demiral hakkında. O pazarlama taktiği de olabilir. Yani biliyorsun bu tip şeyler son maçlarda süper dersin. 40 derken 60'a verirsin yani. Böyle evet. Oyuncu, böyle takımda ki değerli oyuncularından bahsediyorum. Türkiye'de işlemez bu. Böyle bir şey olmaz. Bir de Leicester City'nin Mary Çağlar Söyüncü aklıma gelmedi. Teşekkür ederim. Çağlar Söyüncü var. O da ilk 11'in vazgeçilmez oyuncusu ve Leicester taraftarının en çok sevdiği oyunculardan bir tanesi. Hatta en iyisi olabilir. Leicester City aynı zamanda ligde çok iyi konumda, çok iyi oynuyorlar. Liverpool'un hemen arkasından her şampiyon olacaklar diye bir şey yok. Liverpool bu sene çok iyi gidiyor. Ve taraftar da çok seviyor. Aynı zamanda sosyal medyada da çok paylaşıyorlar Çağlar'ı. Ve hatta Çağlar değil de Çağs yazıyorlar. Hani ek koyuyorlar diye artık etkileşim için yapıyorlar diye tahmin ediyorum. Bir sürü taraftar da öyle yazıyor Twitter'da. Çünkü Türk insanların sosyal medyası çok güçlü. Herkes sosyal medya kullanıyor. Özellikle Twitter kullanıcısı çok. O yüzden etkileşim almak için de yapıyor olabilirler ama Çağlar da çok iyi oynuyor. Ben hakkımı Çağlar Söyüncü'den yana kullanmak istiyorum ya. Bence Çağlar Söyüncü. Ama şunu da söyleyeyim. 3 tane oyuncu saydık. 3 tanesinin ortak özelliği ne? 3'ü de defans değil mi? 3'ü de defans oyuncusu. Demek ki defansımız sağlam. Bir de iyi bir forvet çıkartırsak milli takımda çok daha iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum. Orta sahamız da iyi. Defansımız iyi. Beklerde biraz sıkıntı var. Kalıcımız yok. Uğurcan Çakın geliyor arkadan. Ah bir Şenol Hoca oynatsa Uğurcan Çakır'ı çok daha iyi olacak ama oynatmıyor maalesef. Evet. Başka soru var mı? Başka soru yok. Yılın ilk yarısının enlerini değerlendirdik. Yılın ilk yarısının en iyi 11'inde diğer videoda yapalım. İnşallah yaparız. Bizi izlemiş olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videoda veya canlı yayında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Abone olun. Like atın. En önemlisi abone olmak. Yorum da yapabilirsiniz. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Görüşmek üzere. Arkadaşlar sorularınızı bekliyoruz. Hoşçakalın.